Dışarının manzarası bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar öncelikle bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu anda izleyecek olmuş olduğunuz görüntüler eski videodur, yeni değildir, güncel değildir yani. Dünya turu hakkında bir sonraki videoda konuşacağız, neler yapacağız, planlarımız neler olacak. Herkes kararsızlığımdan bahsetmiş ama artık kararlıyım yani. Ama 81 ili değil de bazı iller atlanabilir, yolda nelerle karşılaşırım. Hiçbir plan proje yapmadan yani direkt ben çıkıyorum. Direkt dünya turuna da geçebilirim mesela, birkaç il gezdikten sonra belli olmaz. Yolda belki arkadaş edinirim, başka ülkelere geçecek birileriyle tanışırım. Belli olmaz yani, plan proje yapmıyorum. İlle de 81 ili gezeceğim diye bir şey yok yani. Her şey olabilir, yola çıkıyorum ama kesinlikle. Bu kesin yani, dünya turuna garanti çıkıyorum. Hadi geçelim şimdiki videomuza. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda kim milyoner olmak ister şeyine doğru gidiyorum. Kalacağım otele doğru gidiyorum. Gidiyorum ne ya? İstanbul'a geldim. Bayağı bir karışık İstanbul'un içerisi ama insanlar yine yetti. Yardımcı oluyorlar. Saat şu anda gece 12 civarı. Gökyüzünden de anlayacağınız üzere. Hala insanlar var sokaklarda. Şöyle biraz şey çekim yapayım ya. Arkamı da göstereyim. Şimdi otele doğru gidiyorum. Otelde de çekim yapacağım. Neler neler yaşadım var ya. Adamlar iyi. Adamlar yardımcı oluyorlar. Uçak biletini aldılar. Bilmem ne yaptılar. Ama uçağı kaçırdık. Salak gibi. Otostopla geldim buraya kadar. Ama şansım yaver gitti. Gayet iyi oldu yani bu. Bakalım şimdi yürüyorum. Eğer minibüs varsa minibüse bineceğim. Minibüs yoksa bakacağız, bir şeyler yapacağız. Yürüyerek gideceğim olmadı. Yaklaşık bir 5-6 kilometrelik yolum var. Buraya kadar şeyle geldim. Metrobüse geldim. Tek binişlik metrobüs şeyi aldım. 8 liraydı. Şimdi otele doğru yürüyeyim. Yani yürüdüğüm yolları göstereyim biraz sizlere. Daha sonra otelde videoya devam ederiz. Açarım video. Lay la lay la lay. Arkadaşlar şu anda yürümeye devam ediyorum. Mezarlık var yanımda. Ali Bekir mezarlığı zannedersem. Daha doğrusu Eyüp mezarlığı olabilir. Bakmadım ismine de. Saat şu anda 1'e yaklaşıyor. Hala otele varamadım. Şimdi otele gittim mi bir şöyle güzel bir duşumuzu alırız. Kendimize geliriz ya. Bakalım 5 yıldızlı mı 4 yıldızlı mı otel, hiç bilmiyorum. Gideceğiz, hep birlikte göreceğiz. 4 kilometre falan var tahmini. Yollar çok virajlı, ondan dolayı uzun sürüyor. Normalde şimdi Eyüp'ten Ali Bey köye kadar yürüyorum. 7 kilometre, 7-8 kilometre. Toplam şu anda 4 kilometre falan kaldı. Minibüs yok, dolmuş yok, bir şey yok. Mecburen yürümek zorundayım. Başka çarem yok. Umarım bir sıkıntı yaşamadan gideriz. Arabalar var ya, çok fazla araba var. Sıkıntı yaşamayız. Demin iki tane tinerci balcı gördüm de bir şey olmaz ya. Herhalde bir şey olmaz, bilmiyorum. İnsan azaldı ya, çok az insan var şu an. Batur ailesi diyor. Enes Batur'un ailesi diyor. Biraz etrafı çekeyim ya. Karanlık ama. Bak şu tepede bir cami var. Yürüdüğüm yolları baba yorgun. Hayalde yaşadık yedik vurgun. Yaptığım her hareket olay oldu. Baba yorgun. Baba yorgun. Arkadaşlar saat 1 civarı şu anda, hala yürüyorum. 2 kilometre falan kaldı otele. İnşallah varacağız otele. Bakalım nasıl bir şey karşılayacak, bizi nasıl bir oda karşılayacak. 4 yıldızlıymış arkadaşlar bu arada. Bakalım gittiğimde video çekeceğim. Garanti çekerim yani. Şu anda karanlık ama otelin içi aydınlıktır muhtemelen. Zaten kalacağımız 6-7 saat ya. Ondan sonra direkt stüdyoya geçeceğiz çekimler için. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Şu anda otel odasına geldim. Biraz geç de olsa. Şimdi sizlere en baştan girişten neler varmış neler yokmuş içeride göstereceğim. Burası 4 yıldızlı bir otel. Hep birlikte bakalım. Zenginler zaten izliyorsa hiç bakmasın, kalmışlardır muhtemelen.
Şu anda 5-6 saatim var sabahleyin. Stüdyoya doğru yola çıkacağım. Bakalım. Şimdi kapının girişinden itibaren sizlere göstereceğim. Komple burayı bir tanıtayım, neler varmış neler yokmuş. Görmüş olduğunuz gibi giriş kısmı bu şekilde karşılıyor bizi. Burada koskocaman bir dolap var. Bakalım ne varmış içinde. Bomboş içi. Tuvalet bu şekilde. Bayağı bir lüks. Tuvaleti, banyosu. Banyomu burada yapacağım. Havlu da varmış ha. Güzel. Şimdi buradan çıkalım. Odamıza doğru devam edelim. Gerçekten çok temiz ve düzgün. Buralar bu şekilde. Burada çay ve su falan varmış. Kullanabiliyoruz. Burada dolap var. Dolapta su var. Bunları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyormuşuz. Çantamda getirdiğim kıyafetler 4 tane alt, 4 tane üst kıyafet getirdim yarışma için. Şimdi bakalım, burada bir lamba var. Bunu kapatıp açabiliyoruz. Burada bir televizyon, şey televizyon diyorum ya, telefon var. Resepsiyonu falan aramak için tabii bununla işimiz yok. Çok fazla. Burada ışık var, gece lambası. Açıp kapatmak için vesaire. Ve burada televizyon var, bir tane bizi karşılıyor. Ve çift kişilik bir yatağımız var. Birazdan oraya yatacağım şu şekilde. Bayağı rahat. Kamerayı koyarım karşıya. Yatarım burada. Çok güzel bir tablo var arka tarafta. Renk katıyor yani buraya. Burada bir tane koltuk var. Burada da perdeler var. Dışarının manzarasına bakalım. Şunu şöyle açayım. Açamadım. Açtım. Dışarının manzarası bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Motorlar falan geçiyor. Hala gece olmasına rağmen akış var dışarıda bayağı bir. Merkez olduğundan dolayı kapatalım şunu. Tamam, şunu da çekelim biraz. Burada başka anlatabileceğim bir şey yok. İçerisi bu şekilde. Ayakkabılarımı çıkarttım şurada. Bilmiyorum çıkartılıyor mu çıkartılmıyor mu da ben çıkarttım ya, herhalde çıkartılıyordur. Şurada bakalım bir şeyler var mı şu içeride. Yok, bir şey yok burada da. Neyse, şuradan bir su alalım, bir su içelim ya. Susadım. Başka bir şey yok mu burada? Yok. Bayağı rahat arkadaşlar. Şimdi çok fazla da bağıramıyorum. Gece olduğundan dolayı yan tarafta kalanlar falan vardır. İnsanları rahatsız etmeyelim. Çok gece geç saatte geldik. Normalde bu kadar geçe kalmazdık ama yapacak bir şey yok. Durum bu şekilde. Birazdan uyurum. Biraz dinleneyim. Ama bir banyo yaparım. Ondan sonra uyurum. Sabah da çıkmadan bir banyo yaparım. Ondan sonra dinç bir şekilde, güzel bir şekilde şeye gideriz. Yarışmamıza katılırız. Durumlar bu şekilde. İnşallah bu tişört de katarız ya. Bu tişört bayağı güzeldi. Bayağı terledik ya. Bakalım neler olacak. Şimdi banyo yapacağım arkadaşlar. Burada iki tane sıvı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir tanesinde herhalde sabun. Diğerinde de şampuan mı var bilmiyorum. Bakıp deneyeceğiz. Haydi bakalım. Çorapların haline bak Allah aşkına. Hiç olmuş. Başka çorap da getirmedik. Bunlar ne abi? Arkadaşlar, herkese günaydın. Sabah oldu. Stüdyoya doğru gidiyorum. Yaklaşık bir 2,5 kilometrelik yolum vardı. Ama şu anda yaklaşık bir 500 metrelik yolum var. O kadar yol geldim hiç.
gücenmiyorum da şu rampaya çıkmak beni öldürdü ya. Ah. Ah, bu nedir abi ya? Ah. Bir de almıyorlarmış yarışmaya. Boşu boşuna bu çileler, bu eziyetler. Yollarda. Of. Hava da kapalı, yağmur da yağabilir. Sorun değil de. Şu rampaya bir çıkayım ya. Evet arkadaşlar, eğer siz de yarışmaya katılacaksanız Kim Milyoner Olmak İster? Tam karşımda 5. Levent stüdyoları. Buraya doğru bu rampayı yürüyeceksiniz ya da arabanız varsa arabayla çıkarsınız. Ama genelde yürüyüş yolu, rampa. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yemek yiyorum ben, şöyle görmüş olduğunuz gibi pilav ve patates. Hadi görüşürüz.